Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 26. mektubun 3. mebhasına başladık. Ve dün akşam milliyetle alakalı, milliyetçilikten alakalı önemli bir dersi başlatmıştık. Bu akşam onun 4. meselesinden inşallah dersimizi birlikte paylaşıp anlamaya gayret edeceğiz. Milliyetçilik fikri 22 milyon kilometre karelik Osmanlı Devleti'nde söz konusu değildi. Herkes ben Osmanlıyım diyordu. Hangi ırka mensup olursa olsun o insanlar elhamdülillah ben Müslümanım ya da Hristiyanım ya da Selanikliler ben Yahudiyim ama Osmanlıyım diyordu. Böyle Türkçülük, Kürtçülük, Arapçılık, Çerkezcilik böyle bir şey söz konusu değildi. Ondan dolayıdır ki Osmanlı Devleti'nde hiç sıkıntı çekilmeksizin Doğu Anadolu'ya Kürdistan tabiri kullanıyordu. Trabzon civarına Lazistan diyorlardı. Bosna Hersek aynı isimle. Tunus, Fas, Cezayir, Libya, Mısır, Suriye, Irak. Evet, bunlar Arap ırkındandı ama elhamdülillah biz Müslümanız ve Osmanlıyız tabirini kullanıyorlardı. Ne zaman ki 1910 tarihleri geldi, 23 Temmuz 1908'de ilan edilen meşrutiyet ve hürriyet ilanından sonra Osmanlı topraklarında bir takım hareketlenmeler meydana geldi. Ermenilerin, Rumların, Yahudilerin İstanbul'da çok yerlerde kulüpleri, encümenleri, dernekleri faaliyete geçti. 1912 yılında da Türk Ocakları kuruldu. Türk meselesi devreye girdi. Ve Birinci Dünya Harbi'nden sonra bu ırk esaslı dayalı olan milliyetçilik meselelerinin Avrupa tarafından içimize atılıp körüklenmesinin sonucunda Osmanlı Devleti Birinci Dünya Harbi'nin sonunda tarihten silindi. Ve Türkiye Cumhuriyeti adıyla bir devletimiz meydana geldi Kurtuluş Savaşı'ndan sonra. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir adımız genel olarak. Ama bu ülkede sadece Türkler değil, Türklerden başka ırklar da yaşıyor. 36 etnik köken olduğunu duymuştum bir ara bir devlet adamından. Bediüzzaman Hazretleri de Türkiye'de yaşayan insanların %30'u Türk, %70'i ise başka ırklara karışmıştır diyor. Zaten yani levh-i mahfuz açılsa kimlerin safkan Türk, kimlerin safkan Arap, Laz, Çerkez, Kürt olduğu ancak anlaşılır. Neden? Çünkü bu vatanda yaşayan ve %99'u Müslüman olarak tanımlanan insanlar iç içe geçmişiz. Kız vermişiz, kız almışız, çocukları olmuş, nesiller çoğalmış. İç içe et tırnak gibi karışmışız birbirimizle. Aslında Türkçülükten ziyade Müslümanlık esas olması lazım. Elhamdülillah ben Müslümanım diyen herkesle biz kardeşiz. Allah'ın tayin ettiği vasfımız budur. Zira innemel mü'min ihve. Müminler ancak kardeştirler diyor Allah-u Teala. Bizi birbirimize inananlar olarak kardeş tayin etmiş.
Ama daha önce okumuş olduğumuz yerde üstad bahsetti ya, Avrupa bir frenk illeti olarak ırkçılık fikrini içimize atmış, ta ki bölsün, parçalasın, yutmaya müsait olsun diye. Öyleyse onların bu frenk illetini bir tuzak olarak görüp Türkçülükten ziyade Müslümanlığı öne çıkarmamız lazım. Zira Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam küfür tek bir millettir diyor. İnkarcılar tek bir millet. Müminler de tek bir milletiz. O da İslam milletidir. İslam milliyetidir. O üst kimlik bizim için yeter. Artar bile. O üst kimlik şemsiyesi altında Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Abaza, Boşnak fark etmez. Aynı caminin kubbesi altında birlikte kıbleye dönüp saf bağlayıp namaz kılıyoruz. Hepimiz Müslümanız elhamdülillah. Onun için Türkçülük yapanlar başka ırkçılığı tahrik ediyor. Kürtçülük yapanlar berikilerini tahrik ediyor. Bundan kurtulmanın tek yolu İslam milliyeti. Ama büsbütün milliyet fikrini terk edin denmesi de doğru değilmiş. Bediüzzaman diyor ki, milliyet fikri şu asırda çok ileri gitmiş. Onun için milliyet fikrini büsbütün bırakın denmez ama bir müsbet milliyet var, bir de menfi milliyet var. Olumsuz milliyetçilik, ırkçılık anlamında yani. Şimdi bu akşam dördüncü meselede bir parça bundan bahsediyor üstadımız. Müsbet milliyet, hayat-ı içtimaiyenin ihtiyacı dahilisinden ileri geliyor. Yani o müsbet milliyet ne biliyor musunuz? Vatanperverlik, yurtseverlik anlamında bir milliyet anlayışıdır. O ise, o müsbet milliyet anlayışı, teavüne, yardımlaşmaya, tesanüde, dayanışmaya sebeptir. Menfaatli bir kuvvet temin eder. Uhuvvet-i İslamiye'yi, yani İslam kardeşliğini daha ziyade teyit edecek, destekleyecek bir vasıta olur. Şu müsbet fikri milliyet, müsbet yani ırkçılığı esas alan değil de vatan sevgisinin, yurtseverliği esas alan müsbet fikri milliyet, İslamiyet'e hadim, hizmetkar olmalı. Kale olmalı, zırhı olmalı, yerine geçmemeli. O müsbet milliyet İslam'ın önüne geçmemeli, kale vazifesini görmeli. Çünkü İslamiyet'in verdiği uhuvvet, kardeşlik içinde bin uhuvvet, bin kardeşlik var. Alemi bekada, ahirette ve alemi berzahta, yani kabir hayatında o uhuvvet, o kardeşlik baki kalıyor. Onun için uhuvvet-i milliye, milli kardeşlik ne kadar da kavi olsa, milliyetçilik kardeşliği ne kadar güçlü olsa onun bir perdesi hükmüne geçebilir. Yoksa onun yerine ikame etmek, yani İslam'ın yerine Türk milliyetçiliğini ya da Kürt milliyetçiliğini yahut Arap milliyetçiliğini hangi ırk olursa olsun İslam'ın yerine ikame etmek, aynı kalenin taşlarını kalenin içindeki elmas hazinesinin yerine koyup o elmasları dışarı atmak devinden ahmakane bir cinayettir. İşte ey ehli Kur'an olan şu vatanın evlatları, 600 sene değil, belki Abbasiler zamanından beri, 1000 senedir Kur'an hakimin bayraktarı olarak bütün cihana karşı meydan okuyup Kur'an'ı ilan etmişsiniz. Milliyetinizi Kur'an'ı ve İslamiyet'e kale yaptınız. Bütün dünyayı susturdunuz. Müthiş tehacümatı, hücumları def ettiniz. Ta, bismillah,
Yetillahu bi kavmin yuhibbuhum ve yuhibbunehu ezilletin alel müminine e'izzetin alel kafirin yücahidüne fî sebilillah ayetine güzel bir masada kovdunuz. Şimdi bu ayet Maide suresinin 54. ayet-i kerimesiymiş. Kısacık meali şöyle: Allah öyle bir topluluk getirecektir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı izzet sahibidirler ve Allah yolunda cihad ederler. Üstad Hazretleri, ben bu ayeti düşündüm diyor. Doğrudan doğruya 1000 küsur seneden beri İslam'ın bayraktarlığını yapan, alem-i İslam'ın ileri karakolluğu vazifesini yerine getiren Türk milleti olduğuna kanaat getirdim diyor. Gerçekten Türk milleti İslamiyet'ten tanıştıktan sonra eski dinlerine çok benzer gördükleri için gök tanrısı, yer tanrısı diye iki ilah inancı vardı Türklerde. Onu bıraktılar. Bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a iman ettiler. 9. asırda Horasan taraflarındaki Türklerle Araplar çarpıştığında Müslümanlıkla tanıştılar. 9. miladi asırda. O günden bugüne 1000 küsur seneden beri gerçekten Türkler Müslümanlığın sancaktarlığını, bayraktarlığını yaptılar. Hele hele Büyük Selçuklu, daha sonra Anadolu'daki Küçük Selçuklu Devleti, arkasından Osmanlı Devleti, dünyanın hemen hemen 3 kıtasında, Asya, Avrupa, Afrika'da 22 milyon kilometrelik bir alanda at koşturarak ta Hint Okyanusu'ndan Atlas Okyanusu'na kadar, Orta Asya işlerinden Afrika işlerine kadar İslam'ın bayrağını şanla şerefle dalgalandırdılar. Hiçbir zaman kavmiyetçilik, ırkçılık, kabilecilik yapmadılar ecdadımız. Biz Osmanlıyız dediler, biz Müslümanız elhamdülillah dediler ve bu ayetin müjdesine masadak oldular. Şimdi Avrupa'nın ve Frank Meşrep münafıkların, Avrupa çanak yalayıcısı olan münafıkların destelerine, hilelerine uyup şu ayetin evvelindeki hitaba masadak olmaktan çekinmelisiniz ve korkmalısınız. Yani ırkçılık anlamında bir Türkçülük yapmaktan katiyen çekininiz. Korkunuz. Önceki ayet de çok şiddetli ifadeler kullanmış. O ayetin tokadına mazhar olmaktan korkun. Cahi dikkat bir hal, çok dikkat çeken bir hal. Türk milleti anasır-ı İslamiye içinde, İslami unsurlar milletler içinde en kesretli olduğu, kalabalık olduğu halde dünyanın her tarafında olan Türkler ise Müslümandır. Ya Türk demek Müslüman demektir. Yani Avrupa kıtasında veya Amerika'da bir insan Müslümanlığı seçtiği zaman ona Türk oldu diyorlarmış. Türk. Türklüğü kabul etti. Halbuki adam Müslümanlığı kabul ediyor. Türk ve İslam et tırnak gibi iç içe geçmiş. Onun için Türk oldu diyorlarmış. Halbuki evet, sair unsurlar gibi Müslim ve gayrimüslim, Müslüman veya Müslüman olmayan olarak iki kısma inkısam etmemiştir. İşte Araplarda bile Müslüman Araplar var çok büyük ekseriyette. Hristiyan Araplar da var. Allah Allah. Yani Türk'te ise Türk demek Müslüman demektir. Nerede Türk taifesi varsa Müslümandır. Yani dinin icaplarını yaşamakta ihmalkar olsa bile
Türk dendiği zaman elhamdülillah ben Müslümanım der. Ama ateist olanlar var. Tamamen dinsizliği seçmiş olanlar. Onlar da Türklükten de çıkıyor o zaman zaten. Müslümanlıktan çıkan veya Müslüman olmayan Türkler Türklükten dahi çıkmışlardır. Macarlar gibi. Yani Macarlar, Macaristan aslında Hun Türklerinin neslinden gelen insanlar. Hungary diye yazıyor ya Macaristan için. Bakıyorsunuz televizyonda Hungary. Yani adamlar Hun Türklerinden ama Müslümanlıktan çıkıp Hristiyan oldukları için Avrupa'nın Hristiyan kültüründe eridiklerinden, asimile olduklarından Türklükten de çıkmışlar. Halbuki küçük unsurlarda dahi hem Müslim, Müslüman hem de gayrimüslim var. Ya. Ey Türk kardeş, bilhassa sen dikkat et. Senin milliyetin, Türklüğün İslamiyetle imtizac etmiş, mezc olmuş, yorulmuş. Ondan kabili tefrik değil. Müslümanlıktan kendini ayıramazsın. Tefrik etsen, ayırsan mahsın. Yok olmaya mahkumsun. Bütün senin mazideki mefahirin, iftihar ettiğin her şey İslamiyet defterine geçmiş. Bu mefahir, bu iftihar ettiğin şeyler zemin yüzünde hiçbir kuvvetle silinmediği halde sen şeytanların vesveseleriyle, desiseleri, hileleriyle o mefahiri iftihar kaynaklarını, vesilelerini kalbinden silme. Ey Türk kardeş, sen, bilhassa sen dikkat et demesi Bediüzzaman'ın enteresan. Evet, yani Osmanlı'yı Birinci Dünya Harbi'nden sonra paramparça eden, ırkçılığı kışkırtarak Arapları ve diğer ırkları ayırdığı gibi 22 milyon kilometre kareden elimizde kala kala 780 bin kilometre karelik bir avuç Türkiye Cumhuriyeti toprakları kaldı. Fakat 100 sene evvel Osmanlı'yı paramparça eden zihniyet buna kanaat etmedi. Şimdi bu bir avuç Türkiye topraklarını da bölüp parçalamaya çalışıyor. Tahriklerde bulunuyor. Yani 40 seneden beri doğuda devleti meşgul eden PKK terörü aslında bir Kürt devleti kurdurma projesidir. Kürtlerden çok içinde Ermenilerin olduğu ifade ediliyor. Sünnetsiz insanlar. Öldürüldüğü zaman bakıyorsun sünnetsiz. Halbuki Müslüman demek, yani Kürt demek Müslüman demektir Türk gibi. Türklerle Kürtler bin küsur seneden beri bu Anadolu topraklarında kardeş olmuşlar elhamdülillah. Şimdi hem Türkiye'ye bir Ermenistan devleti kurdurmak istiyorlar, hem Kürdistan kurmak istiyorlar, hem güney sınırımızda bir PKK koridor devleti kurdurmak istiyorlar ama yani bu milletimizin dualarıyla, hariç ülkelerdeki Müslümanların dualarıyla Türkiye üzerinde oynanan ırkçılık efendim oyunları netice vermeyecek inşallah. Rabbimiz vatanımızı, milletimizi, memleketimizi, dinimizi, imanımızı korusun. Biz de bu hususta gayretli çalışmaya sevk etsin inşallah. Diyerek dördüncü meseleyi burada tamamlamış olalım. Beşinci mesele. Asya'da uyanan akvam, kavimler fikri milliyete sarılıp aynen Avrupa'yı her cihette taklit ederek hatta çok mukaddesatları, kutsallarını o yolda feda ederek hareket ediyorlar. Halbuki her milletin kâmeti kıymeti başka bir elbise ister. Bir cins kumaş olsa bile tarzı ayrı ayrı olmak lazım gelir. Bir kadına bir jandarma elbisesi giydirilmez. Bir ihtiyar hocaya tango bir kadın libası giydirilmediği gibi körü körüne taklit dahi çok defa maskaralık olur. Yani her cihetle Avrupa'yı taklit etmek
bu ülkeye yakışmaz. Bizi uyan durumları yok onların. Çünkü evvela Avrupa bir dükkan, bir kışla ise Asya bir mezra, bir tarla, bir cami hükmündedir. Avrupa ile Asya arasındaki fark bu. Bir dükkancı dansa gider, bir çiftçi gidemez. Kışla vaziyetiyle mescit vaziyeti bir olmaz. Yani Avrupa'ya bakarak Asya'da yaşayan bizlerin onları körü körüne taklit etmemiz bizi çok sıkıntılı süreçlere düşürür. Üstadın ifadesi o manayı ifade ediyor. Hem ekser enbiyanın Asya'da zuhuru, ekser peygamberlerin Asya'da ortaya çıkması, aile bir hükemanın, filozofların çoğunun da Avrupa'da gelmesi, kaderi ezelinin bir remzi, bir işaretidir ki Asya akvamını, Asya kavimlerini, milletlerini intibaha getirecek, uyandıracak, terakki ettirecek, idare ettirecek din ve kalptir. Felsefe ve hikmet ise din ve kalbe yardım etmeli, yerine geçmemeli. Yani Bediüzzaman Hazretleri aslında Avrupa'yı, Batı medeniyetini büsbütün kökten reddetmiyor. Japonları misal vererek diyor ki, medeniyeti iktibasla Japonlara iktidar bize lazımdır diyor. Onlar Avrupa'nın fennini, ilmini, tekniğini aldılar. Her milletin mayi bekası olan kendi örf ve adetlerini bırakmadılar diyor. Bizim de öyle yapmamız lazım. Evet, Avrupa'nın ilmini, fennini, teknolojisini, sanayini alalım. Ama kendi milli örf, adet, gelenek ve inançlarımızı bırakmadan bunu yapalım. Çünkü ilim müminin yitiğidir, kaybettiği malıdır. Nerede bulsa alır diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani medeni terakkinin dini olmaz ki, bu nihayet dünyevi bir şey. Öyleyse Avrupalılardan biz fennini, ilmini alalım ama bu milletin bekasının mayası, özü olan kendi inancımızı, dinimizi, örf ve geleneklerimizi aynen koruyalım. Saniyen ikinci bir nokta, dini İslam'ı Hristiyan dinine kıyas edip, İslam dinini Hristiyanlık dinine kıyaslayıp Avrupa gibi dine lakayt kalmak, ilgisiz davranmak pek büyük bir hatadır. Evvela Avrupa dinine sahiptir. Başta Wilson, Lloyd George, Belizelos gibi Avrupa büyükleri papaz gibi dinlerini mutasip olmaları şahittir ki Avrupa dinine sahiptir. Belki bir cihette mutasiptir. Salisen üçüncüsü, İslamiyeti Hristiyan dinine kıyas etmek kıyası malfarettir. Yani o kıyas yanlıştır. Çünkü Avrupa dinine mutasip olduğu, körü körüne bağlı kaldığı zaman medeni değildi. Yani orta çağ karanlığında gömülmüş, cahillik bataklığında boğulmuş vaziyetteydi. Taassubu terk etti, dinlerine olan bağlarını, körü körüne bağlılığını terk etti, medenileşti. Hem din, Hristiyanlık dini, onların içinde 300 sene muharebeyi dahiliyi intihac etmiştir. Bu da enteresan. Yani Katolik, Ortodoks ve Protestan. Bu üç tane mezhep öyle bir çatışmalara sahne olmuş ki, yani din üzerinden devlet idaresinde hangi mezhep hakim olmuşsa, Katolik ise diğerlerini hayat hakkı tanımamış. Protestan ise o da öyle yapmış. Ortodoks ise o da öyle yapmış yani. İşte 300 sene mezhep savaşları sürmüş gitmiş Avrupa'da. Ondan sonra Avrupalılar demişler ki bu mezhep savaşlarıyla nesiller mahvoluyor. Ekonomimiz batıyor. Biz dinle devlet işlerini ayıralım. 300 sene savaşlardan sonra
adamlar laiklik denilen din ile devlet ve siyaset işlerinin ayrılmasını o zaman kabul etmişler, laiklik. Çok sonra çıkmış ortaya. O savaşlar esnasında müstebit zalimlerin elinde avamı, halkı, fukarayı ve ehli fikri ezmeye vasıta olduğundan o mezhepler, Hristiyanlık dini, onların umumunda muhakkaten dine karşı bir küsmek hasıl olmuştu. İslamiyet'te ise tarihler şahittir ki bir defadan başka dahili muharebeye sebebiyet vermemiş. O da Cemel vakası biliyorsunuz. O da bir içtihat meselesinden anlaşamamışlar. Kılıçlar çekilmiş ve dahili bir fitne yaşanmış o zaman. Onun dışında da mezhep savaşları diye bir şey yok İslam tarihinde. Hem ne vakit ehli İslam dine ciddi sahip olmuşlarsa o zamana nispeten yüksek terakki etmişler. Buna şahit Avrupa'nın en büyük üstadı Endülüs Devleti İslamiyesidir. Ya çok önemli. 800 küsur sene ömrü devam eden Endülüs Emevi Devleti ve o devletin kurduğu medreselerde Avrupa'nın gençleri tahsil yapmak için oraya gidiyordu. İslamiyet'ten öğrendiklerini dönüp Almanya'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye, Hollanda'ya, oraya buraya taşıyorlardı. Yani Batı medeniyetinin kökeninde yine İslam dininin güzellikleri ve İslami ilimler, bilimler yatıyordu. Batı medeniyeti sadece Batı'nın eseri değil, doğrudan doğruya hem Hristiyanlığın hem en başta Müslümanlığın, İslam'ın temelleri üzerine oturduğunu görüyoruz. Onun için Batı medeniyetini dışlamak doğru değil. Ne kadar güzellik varsa bizim de onda payımız var. Müslümanlar olarak öyle düşünmemiz gerekiyor. Doğrusu da o. Hem ne vakit cemaat İslamiye dine karşı lakayt vaziyeti almışlar, perişan vaziyete düşerek tedenni etmişler, gerilmişler. Zaten işte bir Japon başkumandanı da hem de Bediüzzaman'ın dostu olan bir insan bunu söylemiş. Gazetelerde haber, röportaj olarak neşredilmiş adamın sözü. Diyor ki o Japon başkumandanı, üstad naklediyor bunu. Tarih şahittir ki ne zaman Müslümanlar dinlerine sımsıkı sarılmışlarsa, gereklerini yapmışlarsa, o nispetle maddi ve manevi yükselmişler, ilerlemişler. Ne vakit dinlerinden ellerini gevşetmişlerse maddi ve manevi gerilemişlerdir diyor. Tarih bunu şahit. Ne kadar doğru söylüyor ya, Fesbanallah. Yani dinlerine bağlı kaldıkları sürece efendim Abbasi devletinin kurduğu medeniyet, Selçuklu medeniyetleri, Osmanlı medeniyetleri parıl parıl parlayarak insanlık tarihini aydınlatıyor canım. Allah Allah. Selçuklu medeniyeti başlı başına bir müstakil medeniyettir o. Osmanlı 624 sene ömür sürmüş koskoca bir çınar gibi Osmanlı medeniyeti dünyaya ışık saçmış. Yani bunları görmek lazım. Müslümanlar dinlerine bağlı olduğu sürece ilerliyor, elini gevşettiği zaman geriliyor. Hem İslamiyet vücubu zekat, zekatın farziyeti ve hürmet-i riba, faizin de yasaklanmasıyla gibi binler şefkat perverane mesailiyle fukarayı, fakirleri ve avamı halkı himaye ettiği efelâ-yı akilûn, efelâ-yı tefekkürün, efelâ-yı tedebberun gibi kelimatıyla, yani akıl etmezler mi, tefekkür etmezler mi, düşünmezler mi gibi ayetleriyle aklı ve ilmi istişat şahit tutup ikaz ettiği ve ehli ilmi himaye ettiği cihetle daima İslamiyet fukaraların, fakirlerin ve ehli ilmin kalesi ve melciği sığınağı olmuştur. Onun için İslamiyet'e karşı küsmeye hiçbir sebep yoktur. Yani Batı toplumlarında ilim adamları ve halk fukara Hristiyanlıktan
küsmüş, büyük çapta ellerini de dinlerinden gevşetmişler. Çünkü fakirleri ve ilim adamlarını ezme aracı olarak kullanılmış Hristiyanlık maalesef papazlar tarafından. Engizisyon mahkemelerini duymayan kalmamıştır içimizde. Mesela İtalyan bilim adamı Galileo, dünya dönüyor dediği için adamı mahkemeye vermişler. Engizisyon mahkemesinde muhakeme etmişler. Sonunda idamı mahkum olmuş. Eğer dünya dönüyor demekten vazgeçersen idamdan kurtulursun demişler. Adam ne yapsın? Canını kurtarmak için evet demiş, siz haklısınız. Dünya dönmüyor demiş, kelleyi kurtarmış ama dışarı çıkmış mahkemeden bir de bakmış ki güneş batıdan batmaya doğru gidiyor, kayıyor aşağıya doğru. Ama maalesef gene güneş dünya dönüyor demiş yani. Mahkemeden kurtarmış yakayı ama dünya yine de dönüyor deme ihtiyacı hissetmiş diyelim. Burada bir noktayı koyalım. Yarın akşam enteresan bir noktanın izahı var. Hristiyanlıkla İslamiyet arasında hangi farklar var ki İslamiyet mensuplarını ilerletiyor, Hristiyanlık geri bırakıyor. Onu okuyacağız inşallah. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.